istiyorum diye. İşte evet. Ne olabilir? Daha fazla event vardır diye düşünüyorum. Yani event. Bak kayda girdik. Event dediği şey var işte orada. Meclis toplantıları var ama orası sıkıcı olur. Oda kule var. Atakule var. Atakule. Oda kule ne? Oda kule şeyde. Taksim. Taksim. Yani. Atakule dönüyor değil mi? Bilmiyorum soruyorum da. Dönmüyor. Hayır dönmüyor diye de aslında. Aa dönüyor lan manyak mısın? Atakule. Dönüyor mu? Ya bu nasıl bir Ankaralılık ya? Ben Ankaralı değilim ama. Pardon. Eskişehirliyim. Öyle Eskişehirliyim ben. Hoş geldin. Hocam kaç sikret sende? 4. Boş gibi bastığın için. Hoş bulduk. Engin Öztürk. Bu kadar yakışıklı olduğu için teşekkürler. Falan. Aa dur hemen gazlayayım. Hiç beklemiyordum. Biz böyleyiz. 10 Ocak'ta sinemalarda. 10 Ocak'ta sinemalarda. Ekip arkadaşlarımıza geldik. Berrak'cığım nasıl? Boran ne yapıyorsun ya? Böyle bir şey. Hemen gazı atayım dedim hocam. Evet abi. Böyle bir film yaptım. Ve yanımda biraz dursaydın ya. Çok güzel değil mi? Karton etimiz bile güzel. Caner Özgürtlü yönetmen ama gözü. Falan ama göremiyor. Evet şu anda yayındayız sanırım. Kayıttayız en azından. Böyle bir film yaptık ya. İnanılmaz. Vallahi yaptık. Ve hala yapıyormuşuz gibi de geliyor bana bir yandan biliyor musun? Zaten hala içindeymişiz gibi. Bana yani. Da öyle geliyor. Yarın set çünkü ben içindeyim. Ya sen zaten içindesin. Postu bilmem nesi şudur budur da. Her bana gün yarın set varmış gibi geliyor abi. Orası var bu arada. Acayip. Var mı yarın? Ama senin yok. Gerçekten bir tane sahne var onu hala çekmedim. Ha şu anne telefon baba. Içi. Anne baba. Galadan önce çekeceğim. Gala sabah. Olur abi. Bence şeyde yayında. Yayında toplar. Masada toplar. Ya da galada hani telefon için yeşil izleyecek seyirciler. Ben böyle çıkacağım sahneye. Burada asla anlık. Ve sana da şey olur ha. Ben böyle denedim desem millet yer yani. Ben evet tembelliğimle her şey herkes öyle bir alıştırdım ki. Ben böyle denedim derse yine. Bu tarz. Ha, bu ben tarz de bunu benim. Seviyorum abi. Aynen olabilir. Hoş geldin. Teşekkür ederim geldiğin için. Ne demek? Uzun filmin sonlarına bekledim. Sakladık. Yani film vizyona girerkene sakladık. Evet, evet. Ben bu arada bu programı şeyden önce izliyordum. Yani biz tanışmadan. Film için tanışmadan önce izliyordum. Benim hayranımsın gibi bir şey. Hayran da demeyelim ama. Her şey demeyelim. Ama takip ediyorsun. Ama programı seviyordum evet. Çok neyle? Şeyle. Sarp İbrahim mı? Büyükak. Yok Sarp Sarp. Sarp ondan önce mi? İbrahim'den önce mi? Hiçbir fikrim yok. Neyse işte şey. Sarp sen arkadaşım. Doğru ya Sarp'la başladım ben buna tabii. Sarp benim arkadaşım. Sarp kendi gelmek istedi. Kendi değil gelmek isteyenler genelde pişman oluyor. Öyle niye? Bir şey oluyor. Bilmiyorum ben geleyim falan diye sonra böyle bir Sarp da Sarp pişman biraz oluyor. Üzgün gitti gibi geldim. Ha, o senin bayağı her zamanki tavrın ya. Yani kimse memnun olmuyor falan evet. Tavrın var ya senin. Oluyor mu aslında? Oluyor abi niye olmasın ya. Buradan memnun olmamak ne demek ayrıca zaten yani. Ya ne bileyim işte muhabbet çok ediyorsun. Konuştu. Muhabbetim içine sıçtı falan gibi. Hayır böyle şeyi anlatacaktı. NASA'da bir proje anlatacaktı da ona mı zaman sen kaldı? Sen sanırım. Dedededin falan. Reklam almıştım hiç aktırmadan beni. Ya bir sonra. Projemiz var bu arada. Abi güzelmiş. Sıra şörtünde. Tebrik ederim. Ben de çok seviyorum öyle yumuş acı. Biz böyleyizi böyle aralara mı sokalım yoksa mesela biraz onu mu konuşalım? Hiç karar veremedim. İnsan arkadaşı gelince yani çok vakit geçirdiği bir arkadaşız diyebiliriz artık herhalde. Ayı gibi setmet. Bence net geçir. Deriz. Evet. Orada hatta şey arkadaş olacağını... artı bir bile deriz. Çünkü hani o bir ayda çok kompakt şeyler yaşadık. Evet. Sen bir gün bana şey sordun hatırlıyor musun? O geldi aklıma. Bir gün setteydik. Yine böyle ayarsız ben bir şey anlatıyordum hatırlamıyorum. Sanki Caner... Hani böyle bir şey var mı hayatta bir konu dokunulamaz ve taşacak geçinemez? Onun konuştuğumuzu hatırlıyorum da onu ben mi sana sormuştum? Sen bana sormuştun. Sonra ben de sana bir soru sormuştum ama onu burada... Sana anabacı girdim ama. Hayır ben sana şey demiştim. Sende tam şey tipi var. Anama laf etme tipi demiştim. Sen de yani etme demiştin. Edilmedi. Benim zaten yani hani bunu kime sorsam bir edilmemeli der herhalde yani. Evet. Abi ben Eskişehir'de büyüdüm. Yani şimdi Eskişehir buradan bakınca şey görünüyor da nedir o? Hani Avrupa kenti falan gibi görünüyor da. Evet. Yani Eskişehir'in gettosu gettodur harbiden. Valla yani. Mı? Tabii. Harbi getto diyorsun. Yani. Bir kere Anadolu şehri ondan sonra. Ben neredeyse tribünde büyüdüm sayılır. Evet. Ondan benzer sonra. Bir kültürümüz var senin. Seninle değil mi? Abi evet. Tribün çocuğuyum. Aynen. Ama Metallica konseri için. Aynen evet. Hem de davetiyeli. Daha. Ha onu da hatırlıyorum bir yerden. Her yer her sürü bir şey anlatıyorum. Peki Eskişehir bir de olayı mi nedir abi ya? Seni? Almadılar değil de halklandırsana aldılar değil. Almadılar ya influencer davetiyesi verip sonra bir buçuk saat sırada bekledim ama benim aptallığımdan oldu. Sen influencer mısın peki? Bilmiyorum sence? Hadi bunu tartışalım. Ha, tartışalım. Bilmiyorum ki. Influencer'ın ne demek olduğuna falan girmiyorum o çok sıkıcı da yani. İnsanlar üzerinde bir etki
yaratan, satın alma alışkanlıklarına ilgili bulunan. Ben seni sadece influencer olarak düşünmüyorum ya da düşünmek de istemiyorum biraz. Onu kötülediğim için değil tabii ki de. Hani senin yönetmen kimliğin... Sadece değil, evet. Ya influencer mıyım ki abi zaten? Bilmiyorum ki abi, programın var. Yine İngilizce konuşmaya başladım. Ama Türkçesi varsa Türkçesini söyleyelim. Influencer. Etkileyici mi diyelim yani? Sen etkileyici misin? Biraz etkileyiciyim ama. Ama bu şurada. Şurada. Ufak bir etki alanım var. Bilmiyorum abi, sonuçta beleşe bir sürü şey gelmeye başladı. Demek ki influencer. Demek ki öylesin yani. Şampuan ya falan geliyor. Influencer benim kafamda şöyle bir şey, böyle sosyal medyada, YouTube, Instagram ve işte diyelim ki Twitter'da tam para kazanan insan demek benim için. Ama bu cehalet de olabilir. Yok yani. Ben de aynı cahilliği paylaşıyorum. Ki sen buradan para bir şekilde kazanıyorsun yani bir YouTube. Şekilde. Aynen. Dolayısıyla sen de öyle oluyorsun. Saat falan geliyor bazen. Falan. Hediye. Influencerlık bu herhalde. Hani herhalde tak o. İnsanlar da sever falan. Kesin bu değil falan diyecek bir sürü insan vardır. Her şey var. Oğlum çok heyecanlıyım. Sürekli şuna dönesim geliyor ama böyle sette çok eğlendik falan gibi bitirip de insanları uzaklaştır. Ama filmi sevdiğimizi de bir şekilde anlatmak istiyorum. Ne yapacağız o konuda onu güzel bilmiyorum. Olan şey bence başından beri insanları uzaklaştırır. İşte şunları şöyle yaparsak insanları çekeriz biz hiç falan kafasını hiç yapmamış olmamız. Bence bu buraya kadar çok güzel getiren oldu zaten. Bundan sonra oraya karakter falan konuşurduk ya bir sürü. Yani bu adam bunu yapar mı? İşte evet. Hani Özge gibi, Berrak gibi, Şebnem gibi, Meriç gibi kadınlar bunu giyer mi falan filan. Hani var evet. Ya normalde. Konuşulan normalde. Evet. Biz bunları çok konuşuyor olurduk eğer öyle olsaydı. Evet. Seyirci bunu seviyor, seyirci pek bunu sevmiyor. Pek yapmadık. Hiç yapmadık abi. Gaza geldik. Sen bir kere duydun mu? Bilmiyorum, belki de duymuşsundur bu arada da yani hani ya Caner şu kıyafetin şurası şöyle olmadı, bu kız böyle söyler mi falan filan böyle. Yok. Hani, ama çok geyik yaptık. Dışsal bir tripten bahsediyorum. Yok, hiç duymadık. Herkes gerçekten aynen. Filmi düşündü. Evet. Bir de şey ilginç oldu yani. Baktığında çok galiba yani afişe yan yana koyunca çok büyük bir kast oldu lan bu. Yani etkisi öyle gibi. Biz çünkü hepsi bir şekilde arkadaşız çoğuyla yani Hümeyra ile yeni arkadaş olduk ama. Ama benden daha fazla arkadaşsın. Daha uzun süredir tanışıyoruz. Evet, beraber sınavda oynamıştık. Evet, aynen. Doğru. 20 yıl oldu. Oğlum ben çok unutuyorum ya. Hatırlıyor musun kimler? Mesela bir insanı gördüğünde bunu nereden tanıdığını hatırlayabilir misin? Çok oluyor. Hatırlamadığın. Hatırlamadım, çok oluyor. Hatta şöyle bir problem yaşıyorum ben. Birini görüyorum, tamam mı? Ondan sonra tanıyıp tanımadığıma emin olmuyorum ama bir şey var. Ve selam veriyor atıyorum. Tamam. Selam ver bana. Ne yapıyorsun? Ne var? Ya falan diyorum, geçiyorum, tamam mı? Ondan sonra bu büyük tanıdığım biri çıkıyor. İşte bayağı hani atıyorum bilmem ne bir sene beraber bir şey yapmışız falan. Niye sana. Böyle abi? Sonra diğeri daha da kötü. Yine abi bir selam ver. Ne haber abi? Abi ne yapıyorsun falan. Tanımıyorsun. Asla tanımıyorum. Bu bende çok oluyor. Asla tanımıyorum. Mal mıyız oğlum biz? Yani çok mu insanla tanışıyoruz? Bilmiyorum. Bence beynimizin hani o tarafı ona çalışmıyor yani. Biz başka modada şey oturuyorduk. Yani. Bir gün böyle Müge ile dışarı çıktık. Emre Kına geliyor böyle karşıdan. Selam verdi. Ben de böyle selam verdim falan. Geçti. Müge nereden hatırlıyorsun? Ne bileyim abi. Bir de böyle şey dedim. Ya gıcık oluyorum abi bu az ünlülerin birbirine selam vermesine falan diyorum. Salak salak. Hani sanki böyle biz de az ünlüyüm. Sen de az ünlüsün. Selamlaşalım falan. Böyle bir şey var zaten. Abi bir yıl falan sürdü bu. Dışarı çıkıyoruz. Ne haber abi? İyi abi falan. Ne yapıyorsun Caner? İyiyim abi falan. Böyle şeyler konuşuyoruz. Bir de bazı insanlar bir gün televizyon çıkken abi okul yayınlanıyordu. Hı-hı. Oynamışız biz film beraber. Benim ilk hocalarım yani ilk falan. İlk filmimde hocama oynuyor ve mesela... Ama senin ilk filmin çok uzaklara dayanıyor. Abi ama Emre Kınay beni hatırlıyor. Yani senin ilk filmin demem ayıp. Benim lisedeki sınıf arkadaşım demek işte. O kadar. Neredeyse mi? Yaşımız aynı. Tabii ben senin çocuk ilk oyuncu muyum kaç? Ya? Problem çocuk. Havuç gibi bir şey miyim ben yani? Sen ilk filmin kaç senin? 70... Kaçtı ya? 2004. 2003. 2004. 2003'te ben lisedeydim. Okul kaç ya? 2002 falan mı? 2002 de olabilir. 2002 mi? 2002 galiba. Ben lisedeydim. Öyle düşün yani. Oha çok uzak ya. Tabii tabii bayağı uzak. Bayağı çöktüm zaten yani. Ve aynı kalman. Yok lan nesi aynı. Ya şimdi yani şey gibi nedir o. Hiç yaşlanmadım falan tribi yapacak halimiz yok. Aynısın abi ne? Valla mı? E tabii canım. Hiç bizim ekip hiç böyle düşünmüyor. Herkes böyle. Onlar senin ne hallerine giriyorlar ondandır. Bilmiyorum biz böyle İzmir'i biraz yaşlandırdı galiba. Sen çok sevdin ama. Filmi mi? Evet. Çok sevdim evet. Ya çok heyecanlıyım abi. Ya çok sanki gergin. Böyle şey gibi. Oldukça oluşuna şaşırmak gibi. Aynen ama öyle. O bizde de var bu arada da. Hepimizde oldu değil mi? Evet. Çünkü hep şöyle oldu abi. Ben istediğim filmleri ne zaman yazsam onu çekemedim. Yani
bir film yazdım, onu çok sevdiysem okey, çekemeyeceğiz. Hep böyle oldu yani. Çünkü onu götürdüm bir de yapımcıya. Abi bu biraz daha tokat mı Anladım. eklesek buna? İşte bıyık, sakal, saç mı eklesek? Hani hep Burada böyle kimse osurmuyor falan. kimse osurmuyor, sıçmıyor. Falan. Birbirini tokatlama Anlıyorum. var bir tane ama Birini tokatlama değil o yani. Hani birini tokat. bir boşalım Karşılıklı sahnesi bir. diyeceğim, o da yanlış yani. O da O yanlış. da yanlış. Boşalırken tokatlama. Ablamın beni tokatladığı bir yer var. Evet. Yani İki şey, yani keywordleri aldığında iğrenç bir nereye auditorium. gidiyor? RedTube'dan izleniyordur Niye umarım. bizim filme artı 18 koydular peki? Öyle olsa çok sıçarız lan. Çok kötü. Hiçbir şey yok ki. Bence genelde izleyici bu. Artı 7'si bile yok değil mi? Yok tabii yok. Var mı? Bir iki küfür var. Yani hani o markette de var, bakkalda da var. Nerede markette var? Ne abi Yarrak almaz mıydınız? küfürler? Nerede var ya? Bilmem ne sigarası yok mu? Yok Yok. götürmüyorlar Ha, mahalle marketinde olabilir. diye. Var abi, her yerde var ya küfür, deli misin Ha öyle, ben satılan bir ürün gibi ya? düşünüyorum. Aynı çubuk krakerimse falan yazıyor ki mutlaka alın diye. Artı 7. Abi bilmiyorum ya. Gerçekten film beni endişelendiriyor. Buradan böyle Özge üstten üstten bakıyor. Sen böyle direkt bana bakıyormuşsun gibi. Şebnem böyle Mona Lisa gibi yarısı gülüyor yarısı gülmüyor falan. Şebnem direkt Herkes bozuluyor başka zaten kafada. böyle tatlı tatlı. Şebnem evet nasıl? Bir yorum Nasıl? okudum şey De. diye. Annem kesin bu filme gider diye. Oh. Muhtemelen şöyle hayal ettim onu. Bu iyi bir şey mi? Annesi filme giderse gidebilecek yaşta biri muhtemelen bunu yazan. Tamam, çok Özge var sevimli. dersem hemen gider diyor. Ve o Ha. beni bir yerden çok heyecanlandırıyor. Yani bunun mesela 7-8 yaşlarındaki insan şey çocukların ondan sonra 10-13 o çevrenin izlemesini çok isterim ben bu Ben de filmi. çok istiyorum ya. Sinemanın bir eğitim gibi bir şey olduğuna inanıyor musun? Yok. Eğitmek gibi bir tavrının olduğunu. Yani kültürel anlamda tabii ki izlediğimiz şeylere dönüşüyoruz. Yani çok şey yaparsam. Hani Şundan bahsediyorum beslendiğin aslında. şeyleri üretmeye başlıyorsun ve konuşmaya başlıyorsun ama birebir eğitim olduğuna inanmıyorum. Hani çocuk yetiştirirken Evet. şey de Biz çok diyoruz kötü ya. filmler izledik lan çocukken. Çok kötü filmler izledik. Aslında ticari açıdan çok da kötü olmayan filmler de izledik. Mesela. Ne bileyim abi, parlament sinema Ha kuşağı onlar evet. hani İlk neye gitti mesela sinema? şey Aslan Kral. Hadi ya. Tabii, ilk sinema. Benim de evde tek başına. Sonra Aslan Kral. Şeyde daha o zaman okulda başarılı olduğum zamanlar ilkokul. Yani Tamam. sonrası Sen yok. sıçtın değil mi? Tabii. Aslan Ondan Kral. sonra öğretmen şey yapmıştı. Okulda bir yarışma gibi bir şey yapmışlardı. Şey matematik testi gibi bir şey. Ondan Tamam. sonra her sınıfın birincisini filme götürmüşlerdi. Ben de Yazık. öyle gitmiştim. Hocam. Tabii hocam. Vay Sinema arkadaş. nasıl başladı? Böyle başladı Vallahi böyle falan. başladı ve böyle devam ediyor. İlk filmin değil mi bu? Bir tane bir yerde yine İlk sarışın bir filmim lidere can verdi sanırım. Atatürk. Atatürk. Başka. Galiba onu Evet. saymıyorum yani, bunu onu yapanlara falan filan saygısızlık olsun diye değil de bir fotoğraftı çünkü o. Yani hani ben orada duruyordum. Kamera oradan şöyle geçiyordu. Ha, o kadar Dolayısıyla bir mı? Bu evet. hangi filmdi ya? Oha Evet filmi. abi. Çünkü şey dönemi. Veda değil. Hayır. Çanakkale'nin 1914 bir şey. 100. yılına denk gelen Sinan Çetin'in vesaire hani hepsinin aynı Coştu. anda Çanakkale filmi çektiği sene var Sinan ya. Çetin'in Cem Özer'i öldürmeye teşebbüs ettiği sene. Falan onu bilmiyorum. Ayağı kırıldı ya senin. Abi vallahi bilmiyorum. Sonra götürmemişler hastaneye. Ha Abi şimdi bu sahneyi tamam. çekeriz falan derken pıhtı atmış. Bu sahneyi de çekeriz mi? Evet kırık abi. Hani adam ölse Çekeriz, buradan tutup gönder böyle diye. Tabii sonra ellerini oynatıyor. En yönlendirecek son abi. Atam ölüyordu atam. lan adam. Davalar falan havada uçuştu. Aa, şimdi hatırladım. Neyse ki Sinan Çetin alışık Götürmediler dava açamazsa kendisi. Of. diye. Pıhtı atması ne demek ya? Abi çünkü o kemiğin böyle kırık bir şekilde Tamam da dururken işte sette mal gibi gezmemen gerekiyor. ona rağmen sahne çekmek neymiş abi? Yani Reto film. geçiyor geçiyor, dönemler geçiyor. Hiç Geçiyor. Çok güzel bir oralara şey geliyor. oralara takılmamak lazım abi. Bence şey dönemi geliyor. Artık bizim kendi işlerimizi yaptığımız dönemler geliyor. Evet, Hatırlıyor bizim musun? dönemimiz geliyor diyebilir miyiz? Bizim dönemimiz. Eğer Evet. çalışırsak bizim dönemimiz. Ben Evet. buraya bu ofise ilk geldiğimde biz böyleyiz filmini konuşacaktık ve şeyi Evet. anlattım sana. Yani ben bu filmde neden olmak istediğimi. Özge var diye miydi? Ben değildim onun sebebi Hümeyra. çünkü o da. Hümeyra. Abi Hümeyra. pardon. Niyeydi? Ne geldi lan dedim.
Girmeyeceğim oraya. Niye dedin? Niye oynadın bu filmde? Biz, ben anlamadım. Sarp, ben ondan sonra ve hani çevremizdeki yakın arkadaşlarımız biz bize bir şey yapmanın peşindeyiz uzun zamandır. Evet. Siz de böyle çıktınız ya yola ilk başta. Evet. Hani Berrak bir hikaye buldu, ondan sonra Melikçal'la beraber yazdılar, sen senaryolaştırdın falan. Evet. Aslında biz bize yaptık günün tabii sonunda canım bu hikayeyi. Evet. Avşar filmi çok sonra dahil oldu bunu. Evet. Ondan sonra bence o dönem geliyor. Ya dünyada zaten bu çok yapılan bir şey abi. Aynen öyle. Yani oyuncular filmlere ortak oluyor genelde. Ya da bir çok sevdiği bir hikayeyi bulup bir yapımcıya götürüyor. Çünkü ya oyuncuya böyle atama şeklinde bir rol vermek bazen okey, çok iyi sonuçlar verebiliyor tabii ki. Ama bazen de kendi istediği, böyle oynamak istediği şeyi yakalarsa inanılmaz başka bir performans. Bir de oyuncu olarak eksik kalıyorum artık kendi içimde şeyde. Yani sadece geleni oynamakla eksik hissediyorum kendimi. Bir de benzer şeyler geliyor herhalde değil mi? İlla ki abi, yani hani sarışın renkli gözlü, eli yüzü biraz düzgün olan adama bilmem nerede tinerci gelmiyor. Ama ben bilmem neredeki tinerciyi de oynamak istiyorum falan filan. Bu benim şımarıklığım mı? Hayır, mesleki aslında. Renkli gözlü tinerci yok mu abi? Var da abi, bozmuyor ki kimse o durumu. Zaten tinerci yazan mı vardı hani? Yazsa da kesin bana getirir. Sana getirmez yani. Poşet takıyorlar. Poşetli olan mıydı tiner? Ama buradan tinerci. Tinerci kardeşlerimize de selam söyleyeyim. Peki kahve yok mu ya? Kahve. Döken mi? Döken mi? Vallahi dökmüyor. Vallahi mı? Aynen öyle. Bu da bir ilk oldu ya. Eyvallah. Biz böyleyiz. Aynen. Biz böyleyiz çünkü. Vallahi. Eskişehir. Eskişehir. Ay abi, Eskişehir'in garip bir kafası var ya. Böyle insanlar, oradan çıkan insanlar Eskişehir'i çok seviyor yani. Hı-hı. Bir şekilde laf etmek istiyorum hep Eskişehir'e. Hani hiç de bilmiyorum ama. Hani sadece diyeceğim bir şey var mı ki? Yok yani, hani sadece o kadar da iyi bir şehir değildir belki yani. Abartıyor olabilir misiniz gibi bir yerden belki yaklaşım. Ya yok abi, yani günün sonunda işte şehir yani hani de. Bir tane büyük erşenimiz var bizim. Evet. Başkan. Yılmaz Başkan, büyük başkan. Evet. Yılmaz Büyükerşen. Oraları çok güzelleştirdi sanırım. Burada vallahi geyik yapamayacağım, şuradan geyik yapamayacağım. Yani Büyükerşen böyle bir eyalet sisteminde yönetiliyor olsaydı ülke eğer. Evet. Ve Büyükerşen gibi 7 tane falan adam olsaydı böyle ülkenin çeşitli yerlerinde, başka bir ülke olurduk bence. Valla mı? Abi çok acayip herif. Çünkü ben şeyi biliyorum. Yaşım yetiyor ona, geldiği zamanı. Belki 20 yıl önce geldi, bayağıdır artık. Ha, değişimi gördün sen. Değişimi gördüm, evet. Yani Porsuk diye duydun mu hiç? Porsuk çayı. Duydum. Hani Porsuk'un etrafında şimdi Venedik böyle bilmem neleri, gondolları falan filan. Güzel fikir. Var şu anda o. Hı-hı. Güzel fikir işte. Güzel fikir. Şeytanın aklına gelmedi. Vallahi helal olsun. Süper kokusu görüp gondol koydum. Şundan bahsedecektim. Oradan geçemezdin abi, kokudan mokudan. Hadi ya. Tabii, oha, tabii. Kurbaldere'de gondolla gezdiğimizi düşüneceğiz o zaman. Öyle bir gibi. Ki İstanbul'u için, Fenerbahçe için biraz uzak. İğrenç kokuyor tamam, burası evet. Da. Bu da düzelmiş hali galiba. Neyse de aslında şey, yani bir yer var üstünde gondolla gezebiliyorsun diye şehir çok güzel oldu anlamında değil abi. Otobüs şey var, turist var. Bu ne vallahi demek? Tabii abi, kaç. Dış turist mi yani? Hayır, iç turist. Ha. Dışarıdan da gelenler var galiba bu arada şeyden, Koreliler, Moreliler. Çünkü etrafında da var şeyler, tarihi eser olan yerler falan bilmem ne. Müzeleri, şuyu buyu. Ne yaptın? Aslında tek başına bir fabrika kurdun. Bacasız fabrika. Öyle miydi? Turizm. Öyleydi, evet. Evet. Bacasız fabrika kurdu adam. Bir tane arkadaşım var Eskişehir'de, onu aşırı sevdiğim için. Hatta o sohbetin de bence. Kanat Doğramacı. Biliyorum yani. Biliyorum. Tanışmadık da. Asteros filmin sahibi. Eskişehir'de evet, yapımcı aile olduğunu biliyorum. Aynen. Asteros. Çok tatlı. Eskişehir'de burada büyük, hani öyle denir ya, büyük bir aile. Büyük bir aile. Etinin torunu işte. Evet. Çok tatlı bir insan. Evet. Bizim de Los Sohbet'i mesela gazlayan insanlardan biliyor musun? Böyle Konuk olmadı ama değil mi? Konuk olmadı ama ben böyle bir ara işte Damla, Ceyda falan bu kanalı kuralım falan derken ben cesaret etmek konusunda çok şeydim. Emin değildim yani, yapabilir miyim, yapamaz mıyım falan filan diye. Sonra böyle bunun üstüne düşündüğüm bir gün Kanat dedi ki, abi konuk olduğum birkaç şeyi izledim. Hiçbir şey umurunda değil. O kadar sevdim ki izlemeyi dedi böyle. Tam olarak YouTube'sun diyor. Yok konuşuyorsun falan filan. Yani. Kendin bir şey yapsın dedi. Harbi mi falan dedim. O böyle bayağı gazı verenler ne oldu? Buradan böyle mantıklı bir yere kırayım. Ne kadar insanları dinliyorsun süper mesela. Ya ben
Onunla bir iş konuşmuştuk galiba ama mailleşme seviyesinde kaldı. Hani onun yapmak istediği bir film Abi vesaire gerçekten gibi. piyasada çok ya çok fazla düzgün insan yok. Buradan her seferinde piyasayı konuşuyoruz ama o kesinlikle Olsun abi, onlardan biri işimiz bu yani. yani de. Mükemmel bir Şeye hayran profesyonel. olmuştum. Yani bir taraftan dedesi eti, bir taraftan dedesi bildiğim kadarıyla Bilkentleri kuran adam. Ha öyle mi? Tabii, doğramacı olan tarafı da o galiba. Doğramacı konuşuyoruz, ne güzel ya. Çok serbest format abi. İnanılmaz Böyle bir abi. talk show. Seni Beyaz Show'da izledim dün mesela. Daha mantıklı şeyler anlatıyorsun. Çünkü orada daha mantıklı şeyler söylenmem bekleniyor. Yani sanki işmiş gibi orası. Hayır, burada ben istediğimi söyleyeceğim. İzleyen izleyecek. Evet. Yani Orada böyle bir cuma baskı mı akşamı. geliyor üstüne? Evet abi, Saçmalamayayım cuma mı? akşamı saat işte 23 civarındaydı değil mi Beyaz Show Galiba gibi. evet. Orada o kanalı açan herkesse sen kendini izletmek zorundaydın. Oğlum çok zor ya. Zor ve Beyaz için de çok zor lan. Sürekli hata yapmak zorundasın komik olmak için. Yani o öyle bir kere davranıyor. komik olmak zorundasın. Evet. Burada hiçbir sorumluluğum yok. Yani hani Benim de yok ya ben garip bir şekilde. izlenmiş, izlenmemiş. Evet. Ben buyum demek kadar güzeli var mı yani? Yok işte evet. Ha. Ne kadar dinliyorsun harbiden? Bak Kanat mesela beni... Ya böyle kırılımlar oluyor bazen. Kendinde de bir şey hissediyorsun ama bir dış sesin de onu söylemesi gerekiyor. Ben böyle tek başıma mesela şey Ben yapamıyorum. etkilenirim aslında da, ama şey desem bir örneğim yok yani, hani ne oldu, kim ne dedi de ne yaptın desen bir örnek gelmiyor şu an aklıma, ama çok etkilenirim mesela ben. Yani de ki şurada Engin işte saçın bence şöyle de, benim saçım bitti o gün yani. Hani. Aa, o Tabii kadar. tabii tabii. Peki Kesin o olumludan senin. da gaza geliyor musun Hı? bu kadar? Olumlu yorumla. Olumlu da mı? Abi saçın mükemmel dediğinde böyle bambaşka bir kafaya da çıkıyor musun? Yok, orada bir tık bir sorguluyorum söyleyeyim. Negatife sen de eğilim. Yani söylediyse bir şey mi var acaba? Hani kötü bir şey mi var? Boktan bir Hadi taraf mı ya. var falan diyorum tabii Benim şu an. saçıma kimse iyi bir şey söylemediği için zaten genel olarak. Ama işte ne güzel. Yalan mı Ne sebeple acaba? söylediğini hiç düşünmezsin Evet, herhalde Damla böyle yapıyor. mesela. Saçın arkası düz. Ki ben bugün hani şey dedim. Ya abi. Ha ben sana dedim ki abi saçım çok kötü dedim. Sen dedin ki senin saçın böyle abi. Evet abi, hani Yo demedin ama iyi, mesela. evet, iyi dememenin bir yolunu bulmaya çalıştım, o çıktı. Kendime biraz daha özen göster. Geldin Yani bir marka haline gelmek istiyorum. Ne yapabilirim? artık bence. Yok artık. Ne oldu buranın şeyi, abonesi? 100 bin değil mi? Emlakçı gibi. Ne buranın Hocam burası iyi ısınıyor. şeyi? 97-98 binde filanız galiba. Bu yayınlandığında 100 bini geçmiş oluruz. Çok hızlı oldu ya. İyi bir rakam mı YouTube için Benim bu? için ekstrem bir rakam yani. 100 bin kişiyi mesela yan yana görsen büyük götün atar yani. Geliyorlar böyle. Caner abi falan. 100 bin kişi. 100 bin farklı kişi demek değil mi o? Belki aralarında vardır anasının babasının hesabından da açan ama 70 bin olsun hadi 80 bin olsun. Çok Çok büyük rakam. çok büyük lan. Stat'tan yani İki tane stat gibi. büyük bir stadın iki katı. Evet çok iyi. Evet abi. Ne diyorduk biz, Eskişehir falan diyorduk ya. Abi böyle yani genel olarak format. Eskişehir'in anlamı, ben de bu arada Eskişehir'in şehir oluşundan daha çok kulüp yani. Eskişehir Spor. Yani. Yani hani Eskişehir dedin ya, onu Eskişehir benim için ne ifade ediyor? Ha, börek değil diyorsun. Börekçi var bir tane. Duran İstanbul ve Boğaz gibi mi yani? Yok, börek değil. değil. Değil değil, İstanbul ve börek. yani çok Lise gibi, gibi çok iyi. mesela. Eskişehir Spor abi. Senin tipinden peki şöyle bir ön yargı olması seni rahatsız ediyor mu? Kendimden de bir örnek vereyim. Bu oyunculardan biriyle de konuştuk bunu ama hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Bunu küçük bir oyun gibi düşün. Ben onu bulurum. Valla. Dur. Setin Şebnem. Vallahi ilk... Sana da söylemiş demek ki. söylemedi. Şaka Attım yapıyorum tuttum. Yok, tabii. yakalandın. Abi böyle şey mesela senin tipine baktım. Gökçe rolü için böyle işte kim olur, kim oynayacak bu Gökçe'yi falan filan diye feci kafayı yemiştik bir ara. Senin fotoğrafların geldi. Seni daha önce bir Star'da çalışmıştık. Şeyde evet. Star tanıtım filminde Tanıtım böyle seni filminde. bir çembere koyup çevirmiştik falan hatırlıyor musun? Çok elit kaliteli Böyle bir şeyle papyonla dönüp buradan Papyona dönüp bakmacalı falan. gülümsüyor. Oğlum onu çekerken bir tane oyuncu geldi bak. Şimdi alakasız bir yere gittim ama. İnanılmazdı. Kim olduğunu söylemeyeceğim ama selebriti dedikodusuna Tahmin edeceğim. bayılıyorum. Onu da tahmin ettim ama Oyun onu yapıyor. söyleyemem. Abi böyle işte tanıtım filmi. Seyirci anlatayım. Standart böyle Kıvanç Tatlıtuğ falan geliyor böyle gülümsüyor falan.
Onu da 200 kare çekiyoruz. Bu sene bu kanalda bunlar var. Bunlar var. Bütün parayı tamam, biz bunlara gömdük. Yani kısacası. O gülümsüyor, o zıplıyor. Çok dönerse çok gömdük. Çok dönerse yani çok şöyle gömdük. Bir bakarsa azıcık. Azıcık gözüküyorsa hani bu dizi kalkabilir yakında. Yani belli olmaz ki sizinki sanırım öyle. Onlardan bir. Yo, bizimki bayağı gitti ya. Vallahi. Hiç beklenmeyen şekilde gitti. Çünkü yaz dizisiydi, sezonu ama uzadı. Ha okey, pardon. Tabii tabii. Bir tane kız geldi, ünlümsü. Buldum. O saat, o saate kadar bak Kıvanç Tatlıtuğ, Tuğba Büyüküstün, Burak Özçelik, herkes çekmişiz. Bir tane seni yeşil böyle bir şey var. Onun üstüne böyle dönüyor, kameraya gülümsüyor. Bu kız da geldi. Ne yapacağız dedi. Dedim şu var. Bunun üstüne çıkıp böyle işte gülümsüyorsunuz ve starın yeni yüzü benim gibi bir şey. Anlamadım dedi. Yani nasıl anlatayım? Hani şunun üstüne çıkıp gösterseydin. Biz çeviriyoruz zaten. Sizin dönmenize gerek yok. Elektrikli bir şey yok falan. Ben hiç anlamadım dedi. Okey falan dedim. Beğenmedi mi, anlamadım anlamı olarak mı? Bence öyle yani. Ben seni acaba sallamıyorum şu an. Sen kimsin diyor bana. Hani bana. Ya dön, senin üzerinde değil de bu konsept. Bence tamam bu benim abi üzerimde. Ben böyle geliyorum. Böyle döneceksin, gülümseyeceksin falan diyorum salak salak. Biraz daha cool belki anlatmam gerekiyordu. Sonra kıza videoyu izlettim. Hı-hı. Ya birinin hatırlamıyorum. Hı-hı. Dönüp böyle gülümsediği video izledim. Ha tamam ya, dönüp gülümsüyorum dedi. O birinde de gördü, o biri de muhtemelen onun için okey bir insandı. Bu yaptıysa evet, ben de yaparım aynen dedi muhtemelen de orada. Yönetmenlik de zor yani kısacası. Ben buraya gelmek istiyorum. Evet, bir de senin açından da muhtemelen zor. Şeyle karşılaşıyor musun aslında, bir yandan da soru olarak kabul et bunu yani. Yavuz Turgul birine bir şey derse bir oyuncuya, o Yavuz güzel Turgul, bir örnek var. Yavuz Turgul dediği için evet yapmak zorunda olduğunu hissedecek oyuncu. Çünkü hani ben onunla çalışıyorum gibi. Evet. Bunu filmlerini çok seviyorum falan filan bir tarafından tabii, Yavuz Hoca demeye de bilir o ama yılların Yavuz Turgul'u evet demiştir. Şimdi bana Caner gelip bununla ilgili bir şey söylediğinde Caner benle yaşıt ya da benden küçük işte çok iki tane film çekmiş falan. Muhtemelen çok yaşıyorsundur onu. Yani çok yaşıyorum diye ama başında çok yaşadım. Çünkü 23 yaşındaydı. Özellikle para arama kısmında filan bir yandan ıspanak namı oynayıp bir yandan hani kanallara film satmaya çalışmak çok zordu. Bazen setlerde de sallamayanlar oldu. Bu hoca mesela muhabbeti oradan çıktı. Sürekli hocam hocam diyorum. Böyle ODTÜ'lü, Ankaralı falan gibi bir muamele görüyorum ama 23 yaşındaydım. Herkes hocam diyor. Çünkü arkamdan da gömüyorlar biliyorum ama hocam demek. Hani ne diyeceğimi bilmiyorum. Caner demek istemiyor. Caner abi olmuyor. Hani çok gencim. Oyunculardan bahsediyorsun. Herkes. Setteki herkes. Hocam diyeyim kurtulayım. Abi ben diyorum ki ne olur hocam demeyin. Yani ben nefret ederim hocamdan filan. Sende de o var bu arada. Sonra ben de hocam demeye başladım. Sanki hocam demek sana işte peygamberim demekmiş falan gibi. Hocam ama işte hoca abi. Hoca başkasına da gidip hocam diyoruz. Ben ama sette öğretmenliği de hiç öğretmenleri de sevmem. Ne diyecek, yönetmenim yönetmenim mi diyecek sen de Caner diyecek abi. Abi Caner Caner de Mr. yani. Mr. Özyurtlu diyebilir. Ama orada şey var bilmiyorum. Bu İngilizce'de bu de hani sir mesela var ya. Evet, o sir olduğu için sir değil ki abi. Yani kolaylık olduğu için. Ben sana bir şey soruyorum günün sonunda. Sen benim sorduğum sorunun cevabı olan çok soruluyor ama abi öyle düşün. Sürekli ben, hocam ben duyuyorsun. Ben o hiyerarşiyi seviyorum abi. Vallahi mı? Vallahi seviyorum. Ben yani olması mı gerekir sence? Ben de hemen canım onu kırmak istiyorum tabii ilk günden. Ama neden? Bize ilkokuldan beri bilmem ne yani hiyerarşi beni dövebilecek insanmış gibi anlatıldığı için evet muhtemelen. Aslında karar mekanizmasının. Evet abi yani tuvalete giderken kime soruyordun ilkokulda? Hocana. Evet. Hocan sana izin veren. Ne demek tuvalete gitmeme izin veriyorsa hiyerarşi olarak zaten burada duruyor. Vermeyen var lan, altına işemişti bizim okulda bir çocuk. Vardı. Döven de vardı. Vardı evet. Dolayısıyla sette o hoca. Otoriteyi sevmiyorum galiba. O yüzden de sette öyle bir pozisyonda olmak istemiyorum. Hani herkesle bir şekilde temas halinde olan, konuşulabilen biri olmak istiyorum. Tamam, İdare edilen biri olmak işte istemiyorum. Bu. Yani. Ama öyle oluyor abi. Bizde saygı abi böyle sevmediğin insanlara gösteriliyor. Yani. Abi çıkalım o bizden ya. O biz biz değiliz bence. O biz biz olmadığımız için bunu yaptık biz. Hayır bu filmde zaten öyle bir şey yaşamadık. Ben evet bir gün patladım ya, hatırlıyor musun sonlarında böyle. Artık ne olur kimse bana bir şey sormasın. Hiçbir şeye cevap vermek istemiyorum. Köfte muhabbetine. Ya bunu Berrak'la mı anlatsaydık bilmiyorum. Şunu bunu anlatabiliyor muyuz ya acaba? Ya anlatırız ne olacak ya. Sen anlatmak ister misin? Ben, ama sen bütün olaya hakimsin. Hadi. Abi yapımcı olduğum için aynı zamanda filmin her türlü sorunu benim kulağıma geliyor. Setin ilk günü. Ha pardon, prova. Daha set yok. Prova. Prova. Yemekler şu anda ev böyle uzakta. Yerleşimden uzakta, hemen yemek bulunamıyor falan. O zaman sayılı yemek siparişi verildi. Herkese soruldu ne yiyorsun falan diye. Ben de etrafta yine deli gibi yürüyordum. Oturmuyordum. Böyle bir şeyler okuyordum falan. Her gün.
Yapım ekibi veya böyle hocam bir sorun var. Ama zannedersin ki şey var yani. Hani ben büyük kamera bir şey olsam, kayboldu falan. Yani. Biri setten ayrıldı. Hani bir oyuncu falan filan. Öyle bir şey zannettim. Evet. Hocam bir konuşabilir miyiz falan. Yani yapım ekibi geldi. Evet. Nedir abi dedim. Abi Hümeyra pardon. Berrak'la Meriç Hümeyra'nın köftesini yemiş. O yüzden ortam gergin. Gergin mi filan diyorum böyle. Çünkü gerizekalı Berrak aslında zeytinyağı söylemiş. Çok az yiyeceğim ben köfteyi falan diye. Köfteyi görünce bu köfte kimin filan diye ayılama yemişler. Hümeyra da o sırada herhalde ya karavanda bir yerde. Ben şahit oldum ona da. Yani Berrak'ın alışına da sonraki durumlara da. Bir de hemen itiraf edemediler sanırım. Bir süre arandı yani. Nasıl itiraf edersin ki yani bunu? Ben etmezdim. Cümlesi ne ki bunun? Ben köfteyi yedim. Ben yedim falan mı yani? Kim dedi onu? Meriç mi dedi sonra? Çocuk. Köfteyi ben yedim mi? Bence başkası söyledi. Çünkü Hümeyra dedi ki köftem nerede? Onlar yedi falan. İspit sonucu ortaya çıktı. Tabii tabii. Sonra gidildi köfte möfte alındı. Problem yok da. Abi ne problem olacak? Bana gelen haber çok ilginç abi. Çünkü her şeyi abartmayı çok seviyor. Hmm. Bir de oyuncu boklamak çok sevilen bir şey abi. Bunu biliyor musun? Hep oyuncu tarafında duyduğun şahit olur çünkü. Zamanlarım oldu. Şahit olduğum oldu. Ne düşünüyorsun bu konuda gerçekten? Benim oyunculuk yaparken en sevmediğim şey de buydu. Her şeyden en son haberin oluyor. Ya özgüvensizlik ya. Şöyle özgüvensizlik. Yani biraz önce bahsettiğimiz hiyerarşi konusuna da değiyor galiba bu. Ne o? Atıyorum bir reji asistanı. Bir hata var ortada. Ama yani hani ekibin, kendi reji ekibinin bir yapamadığı bir şey var ortada. Saatlerle ilgili bilmem neyle ilgili falan. Ondan sonra yönetmeye gidip... Şey dediği zaman, oyuncu geç kaldı dediği zaman ne oluyor otomatikman? Kendi üzerindeki adama şey diyemiyor. Yani ben geç çağırdım diyemiyor. Çünkü çok büyük hiyerarşi var. Orada şunu kullanıyor o da yavrum garibim yerden. Hani oyuncuya bu kadar şey yapamayacak ya. O zengin. Kovamayacak günün sonunda. Bilmem ne yapamayacak falan filan. Ama sorumluluk üstlenilmesi gereken bir şey. Ama özgüvensizlik. Ya desen ki yönetmene. Ama işte çok da eziliyorlar oraya gelmekle. Kime de bu arada kime olduğuna bağlı. Sana olsa sana diyecek ama var öyle gördüğümüz insanlar. Onlara da derse. Ben bir de rahat bırakmıyorum ki sonuna kadar soruyorum. Mesela hocam geç gelmiş öyle mi? Saat kaç vermiştiniz filan söylüyorum. Sen oyuncu tarafını da biliyorsun abi. Evet. Ama yani... Bilmiyorum bu oyuncunun sette hemen satılması. Ya oyuncu hani böyle setin starı gibi görülen bir şey aslında dışarıdan bakınca. Böyle davranan yavşaklar yüzünden. Öyle davranılıyor evet. Tabii. Böyle sen olmazsa olmaz. Arkanı döndüğü anda böyle hayvan gibi geçirmeye başlıyorlar. Yani o oyuncu sevmeyen setle de karşılaştım ben ya da setten herhangi biriyle. Sanat ekibinde falan filan böyle selam verirsin falan yapar. Niye ki yani başta ondan sonra. Anlıyorsun ki abi başta bir yanlış yaşamış o. Evet. Yani... Pavlov bazı oyuncular da şansını çok zorluyor. O muhtemelen selam vermiş. O da sen kimsin gibi bir tavır uyguladı muhtemelen ki oyuncu. Bu sefer oyuncuyu genel kalıpta bir şey gibi, sıfat gibi almış yani. Evet budur. Herhalde. Ama gerçekten ekibe çok kötü davranan oyuncular da gördüm. Benim setimde hiçbir zaman izin vermedim öyle bir şey açıkçası ama. Hiç şahit olmadım. Yemin ederim. Dizide falan. Olmadım. Böyle... Reji aslında senaryo fırlatan oyuncu falan görmedin mi? Olmadım. Yani büyük ya. Büyük böyle hani Cüneyt Arkın'lık yapmayayım burada da olamaz da benim olduğum yerde. Aynen hocam. Olamaz abi de... valla olamaz. Yani burada da olamaz, şeyde de olamaz ki o dışarıda da olamaz ki ne demek lan yani kim kime senaryo ben fırlatıyor. Ben böyle kostümcünün kafasına kıyafet fırlatan oyuncu falan gördüm. Olamaz abi yok. Kovuldu zaten o. Oyuncu mu kovuldu? İsmini söyleyeceğim gibi yaptım. Gereksiz değil. Bulmuş gibi yaptım. Sakallı. He tamam. Yakal, anladın mı? Ne peki senin beklentin yani gerçekten bir setten? Çünkü mesela ben bir sete girerken gerçekten kafamda çok net beklentiler oluyor. Ve biraz da gıcık bir oyuncu olarak bunları konuşuyorum ekiple. Mesela ışık şefini falan soruyorum ben bir diziye girmeden önce. Işık şefi kim? Nasıl bir kamerayla çekilecek falan. Büyük o kadar nefret. Seçenek var yani. Soruyorum. Genelde almıyorlar dizide. Nasıl olsa almayacaklar falan. Çünkü şunu öğrenmeye çalışıyorum. Ha, ben bir filmde oynayacağım okey. Ama bu film hangi kamerayla çekiliyor? Bütçesi ne kadar? Çünkü ben ne kadar kaliteli bir işin içinde olacağım? Yani okey tekst güzel de. Belki bok gibi çekeceksiniz. Yani o kadar hangi seçeneğin... ışık şirketinde ışık alıyorsunuz? Çünkü yapımcı olarak biliyorum kalitelerini. Yani bu işin nasıl görüneceğini biraz tahmin edebilir haldeyim artık. Ve mesela işte bilmem ne kamerası. Alexa değilse artık oynama abi uzak dur. Yani mesela Panasonic'ler var elimizde falan. Günlük dizi mi çekeceğiz? Hayır. Tamam o zaman yok yani.
Ne yani, tip işler geliyor abi sana? Anlamadım. Hayır, bayağı dizileri hepsine soruyorum yani. Bütün teknik ekipmanların ne olduğunu falan. Tamam. Ne arıyorsun yani gerçekten oyuncu olarak bir diziye girerken? Ben hikayeye bakıyorum abi. Hadi ya. Evet evet. Hikayeye bakıyorum. Ondan sonra kimin çektiği ikinci sırada önemli oluyor. Tamam. Üçüncü sırada yapımcısının kim olduğu önemli oluyor. Kaşe. Vallahi son billahi son. Hadi bak ya. Bunu benim ilk. Böyle büyük büyük burada kim olsa sonda söyler falan filan gibi bir yerden yemin ederim ki oradan söylemiyorum. Vallahi en son kaşe. Şöyle en son. Olmazsa olmaz yani seni böyle tabii canım. Kandırıyorlarmış bir yerden. 420 lira ama çok iyi bir hikaye. Ha yok. Bana ne? O kadar zaman değil abi. Tabii tabii. Peki ya, yönetmenden beklentin ne? Anlaşabilmek birincisi. Tamam. İkincisi ne de o anlaşma? Teslim mi olabilmek ya? Ama okeysin yani sert adama, öyle mi? Onu anladım. Sert adama mı? Mesela Yavuz Turgul'la çalışmaya okey misin? Değilim, şöyle değilim. Yani sertliği birinci vasıfsa birinin değilim abi. Sertlik bir vasıf değil çünkü. Değil. Ben sertim abi. Usta hoca ama çok serttir. Mesela çok iyi film çeker. Çok iyi film çeker, çok serttir. Okey abi. Okey misin? Evet tabii ben ki okey. Ben asla değilim abi. Allah. Bok gibi film olsun ama iyi insan. Sertlikten kastım ama o arada hani sana hakaret ediyor işte. Oyuncuyu ağlatır sette falan şeyler var ya. Bilemedim ya. Ben ağlarsam giderim lan sette. Hayatta gelme dava açsınlar yani. Mobbing lan bu. Pardon sinirlendim. Lanlılığımı kurdum. Kime kuruldum bu kadar anlamadım ama. Ya Yavuz Turgul beni audition'a çağırmış. Yani Yavuz Turgul bu çocuk audition'a gelse dememiş tabii. 150 tane isim vermişler büyük ihtimal. Ben de onların arasındayım ama o çok sert hikayelerini dinledikçe Yavuz Hoca serttir falan. Hı-hı. Gitmedim abi yani çünkü istemiyorum ya hayatımda öyle bir stres yani. Belki zora gelemiyorum falan bilmiyorum ama ben yani set benim için bir plazadan farkı olmayan bir şey. Bir iş yeri orası yani. Kimse de kimseye davranamaz diye düşünüyorum ben mesela. O hoca çok iyi abi ama çok sert. Yani bana ne abi? İyi olsun sadece. Sertliğinin kavramını ben bir merak ettim. Yani mesela ben şöyle setler gördüm. Caner orada mı durur dedim ben sana. Orospu çocuk falan diye. Oynadığım oldu benim. Sonu da dahil mi orospu çocuğu? Dahil abi. Yani. Siktirsin gitsin o ne ya? Yani. Sonra zaten kavga çıktı sette. Ya abi çok o ne büyük. Allah aşkına. Kim olduğunu yani. Söylemeyeceğim. Ben de şeyle karşılaştım. Ya abi çok pis bir bölüm oluyor bunun. Evet. Yaşasın. Bence. Fatma Gül'ün Suçu Ne bitti. Tamam. Ondan sonra 81 bölüm bayağı Türkiye'de çok izlendi falan filan bilmem ne. Sonra ben Ankara'ya okumak için dönmek zorunda kaldım. Tamam. Çünkü okulum yarım kalmıştı ve bitireceğim kafasındaydım böyle. Ankara'da da o zaman BSAÇ'ye çekiliyor. Okey. Ondan sonra menajer falan filan dedi ki hani buradayken hazır Serdar abi. Ondan evet. Sonra Tarkan dedi ki hani burada ol, burada da ol. Hem okuyorsun hem bilmem ne. Ben de kandım bu duruma. Evet. Zaten okuyacağım hem de çalışacağım diye. O dönemde yönetmeni değişti BSAÇ'nin. Doğan mı geldi? Hayır Doğan abi yok şey Serdar abi de değil Doğan da değil. Tamam. Sonraki adam. Tamam. Ondan sonra the ilk next. Set günüm. Evet. Hı? The Next Man dedim. The Next Man ya. Hiç ismini falan da anlam yani. Tamam. Sonraki ilk set günüm. Heyecanlıyım çünkü kurulmuş bir ekibe ilk defa giriyorum bilmem ne bilmem ne. Bir yerden gireceğim böyle kapıdan gireceğim yürüyeceğim. Ondan sonra bunlar masada onları bilmem ne yapacağım göreceğim. Onların yanına gideceğim. Geldikten sonra durmam gereken bir yer var. Ondan sonra. Duramadım değil abi. Evet. Keşke duramamış olsam. Birine o... Görüntü yönetmenine mi ne? Şuna şunu göster bu duramayacak burada dedi. Daha tanışıyoruz. Çünkü yakışıklısın işte bu konuya çünkü gelecektim. Çünkü o bohem ya o şeye yani o bilmem ne yönetmen ya böyle hani ben İstanbul'dan gelmişim mi onun kafasında manken miyim artık? Neyim manken olsam ne olur ayrıca da. Hani bu burada duramayacak. Evet. Pezevenk sen kimsin lan? Yani sen orada dur, sen orada o nasıl duracaksın? Ben dururum dedim. Ondan sonra böyle döndürdü kafasını falan filan. Ondan sonra çalışmaya başladıktan sonra ha canım Engin oldu. Ya git abi Allah aşkına yani. Hani. Oğlum bizim bir yardımcı yönetmemiz vardı. Özür dilerim böldüm. Bu sertlikse hani sertten kastımız yine buysa. Bu. Siktirsin gitsin. Ne yok abi bu yani, sertlik tabii değil. Ki. Bu sertlik biz bütün değil oyuncular abi. Bir araya gelip bu herif gitmezse biz diziden ayrılıyoruz dedik. Hepimiz sete tamam. Gitmedik. Kovdular yönetmeni. Benim sertlikten kastım şu abi yani. Ya Caner benim çok sevdiğim çocuk işte hani karakterinde bilmem ne sahnesinde oynadı bilmem ne çok da olmadı ama Caner'i de üzmeyelim hadi paydos demeyen
Hayır abi, bu ben Caner'e güveniyorum. Caner'den çıkana kadar yapacağız biz bunu. Hayır ya, sertlik istediğini benim almak konusunda Fincher de sert. Yani. Benim sertlikten kastım var. Benim kastım sen mobbing. Sen hakaret eden adamdan bahsediyorsun. Evet, hakaret eden. Yok, normalde kıraathanede göreceğimiz adamı rejim masasına oturtunca böyle bir şey oluyor yani. Hep böyle bir Anadolu tavrı geliyor orada bana. Anam babam yapmadı bana bunu, sen kimsin şeyi geliyor. Bir de ya benim en temel takıldığım yer burası bir iş yeri abi. Sen böyle davranamazsın yani. Bizim bir tane yardımcı öğretmen vardı bir işte. Böyle 50 bölüm falan yardımcı öğretmendi. 51. bölümde öğretmen yaptılar. Fularla geldi lan. 51. bölümde. Evet. Gerçekten. Bayağı böyle normal North Face falan giyiyordu. Sürekli. 100 bölümü buldu mu? Çünkü Pipo var. Buldu oğlum. Sonuna kadar gitti. Pipo'ya geldi mi hatırlamıyorum. Mi? Sarma sigaraya direkt geçti zaten Mabuş'tan. Şeye, möm sesine. çok dinlemiyordum kendisini, hatırlamıyorum ama gerçekten ertesi gün abi yönetmen ol dediler, bize bir toplantı yaptılar, artık kendisi yönetmen dediler, iyi süper falan okey dedik. Ertesi gün flörle mi? Abi bir sete nasıl geldi. Nasıl beklemiş yavrum ya? Oğlum ben yarıldım zaten. O flörü direkt falan ütülemiştir o, biliyor musun sabah? Abi bu karikatürü nereden öğrendiniz lan? Bu en son Gırgır'da falan böyle çiziliyordu herhalde. Ben şaka yapmış olduğunu ve senin anlamamış oğlum, olduğunu 50 bölüm daha taktı yani. Ben düşünmeye çalışıyorum. Çok tatlısın ya. Yani hani umarım sen anlamamışsındır, o şaka yapmıştır. Hani biri beklesin diye de şey anlasın diye de 50 bölüm beklemiş işte. Oğlum ben ilk gün söyleyecek. Hocam hayırlı olsun falan. Ben hayırlı olsun falan dedim. Buz kesti ortamda. Aa. Onu hani kabul edip hani onun yönetmen olarak şeyi o yani. Abi ben yönetmenim yani, anladınız mı gibi bir şey. Çok acayip. Abi bir de ben şanslı başladım. Şuradan şanslı başladım. Fatma Gül dedim ya, benim ilk işim o televizyonda. Ya şanslı başladım. Şuradan şanslı başladım. Hiçbir yardımcı yönetmen bilmem ne. Sonradan karşılaştığım hani bir bölümde bir sahne oynayacak adam muamelesi diye bir şey var ya bir de. Hı. Onu hiç yaşamadım mesela. Evet abi, sette şanslıyız. Mobbingin kendisi o. Bir daha en yazılacak büyük mı gerginliği? Değil mi? Hayır abi öyle değil. Ne sen o? Şurada bekle. Ha. Çünkü benim sana ihtiyacım yok oluyor bir yerden sonra. Bana çok oldu ya. Taburede oturdum ben. Ya taburede oturmaktan da değil kastım. Ben de çok yani ben hayır de ama derken başkaları karavanda otururken ben taburede oturdum. Yani herkes taburede otursun. Cevap o karavan size değil. Yani size şu sikim gibi bir plastik bir şey var ya. El arabası. Size onları set bitince de dump böyle. O muameleyi çok gördüm. Kadıköy'e atıyorlar seni. Oğlum artık yani konuşuyoruz her bu 10 sene önce Sinan Çetin yine zaten umurumda olmayan bir insan. Ya artık bir kahvemiz yok ya. Kahve mi? Evet. Hadi girip çıkalım. Geçen bu grupta konuştuk ya. Hani onu da söylemiş olalım. Grubu neyse. Burada anlat. Sürekli ve konuşulan bir sürekli grup. Sürekli pislik. Abi şey. Konuşuyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Şeyde neyse. Pardon. WhatsApp grubumuzdan evet bahsediyorum. Ondan sonra fragmanı izlemiş. Fragmanı çok beğendim ama senaryosu güzeldi diyor. Evet, lan nerede? Senaryo dediği konu mu ya acaba? Konu bile anlaşılmıyor ki. Ben nereden anlayabilirsin konuyu sen? Ya gömmek istesen gömersin abi. Şey i̇şte diyorlar ondan ya bir de bu ekibi topladın, bu filmi yaptın. Ya hangi filmi? Bir de film süreci böyle değil ki. Ondan sonra ben okeyim o yoruma. Evet, bir filmi izle, filmi izledikten sonra ağzımıza sıç. Ha bir de film şöyle değil. Engin bir gel abi. Boran, Hümeyra. Ne çeksek ya? Hani önce oyuncuları etrafına toplayıp sonra ne çekeceğine karar vermiyorsun yani. Bir senaryo bunlar yazıyorsun. Bunlar madem okeyse niye böyle niye bir şey? Niye bunu çekiyorsun? Tamam da ben ilk önce şuna takılacağım. Kusura doğru bakma abi. Yani nereden ne olduğunu bilmen lazım bunun. Evet. Orada şey var, bir sürü şey var muhtemelen işte Caner Özyurtlu'nun gençliği, hani genç yönetmen oluşundan bilmem ne falan evet, filan. YouTuber gördüm yönetmen olması. Evet, gördüğü şeyler de alışık olduğu şeyler değil. Görüntüler, işte şarkı söyleyen bir grup bilmem ne. Böyle bahsettik ya işte osurma yok, sıçma yok, tokat yok, evet, aldatma yok, hüngür hüngür ağlama yok. Ondan sonra evet tabutta biri yok. Bilmem ne. Ha diyor ki kendi kafasında oturtamıyor çünkü o şeyleri, objeleri, o kutulara. Ha bu diyor benim bildiğim filmlerden değil. Bu ne biçim film? Ya bilmediğin her şey bu ne biçim? Ama çok biliyor gibi davranıyor. Ben ona bozuyorum. Hani şey var mesela. Ulan yine mi böyle film yaptınız diyor. Ne yapmış? Daha önce ne var ki böyle mesela arkadaşlık filmi, kalabalık cast, sketch değil. Hani
birlikte 7 kişinin bütün film bir arada oynadığı, Türkiye'de böyle bir şey var mı mesela benim hatırlamadığım? İyi de olsa ne olacak ki zaten? Hayır ama var gibi davranıyorlar. Düşünüyorum. Yok. E ya işte hani yok artık da işte cebimdeki arkadaş olabilecek bir sürü film. İnsanın aynı şeyde durduğu, afişte durduğu bir film. Hadi onda skeçler var filan. E tamam işte ama farklı farklı şeyler. Ha, evet. Benzer olsa ya, ne olacak? Ya paketi benzetmek istiyor. Biz evi ilk yaptığımızda sürekli şey yazıyorlardı. Barda çakması falan diyorlar. Ne alakaysa. Tek mekan olduğu için herhalde. Az film izleyen insan bir tane film izlediği için mesela ya da 7 tane film izlediği için her şeyi o 7 filme benzetiyor. Ama 5000 tane film izlediğiniz zaman birbirine çok benzeyen bir film türlerinin varlığından haberdar olunca onun bir tür olduğunu anlıyorsun zaten. Evet. Düşünsene yani hani herhangi bir filmin bugün çıkmış mucize işte bu haftanın filmi. Evet. Ben girdin abi fragman. Çocuk sanıyorlar. Bak, benziyorsunuz ama. Abi engelliyi çok iyi oynuyorsun falan diyorlar. Benziyorsunuz ama ıspanaktaki o üstün... İspanak engelli miydi? Ya başta başta değildi. Yorum mu kattın yoksa? Ya yani başta daha normaldi. Abi çok ilginç bir şey geldi başıma bununla ilgili, anlatayım mı? Bir gün tiyatro, ben anlattım bundan önce bilmiyorum. Tiyatro oynuyordum ben bir ara. O sırada da Elveda Rumeli'de de oynuyordum. Çok popülerdi. Bir gün doktorları oynadık. Böyle kapalı bir bilet, diziye değil yani, gerçek doktorları. Paket... Doktorlar dizi 2010. Devam edecek misin diye durdum da. Doktorlar böyle 20-30 tane bilet almışlar. Üstüne başka hastanelerden böyle bir sürü doktor. Nedenini bilmiyorum. Çünkü bir terapi seansına geçiyordu oyun. Ben de oynadım. Ispanak damlık oynamıyorum yani. Daha böyle benim gibi falan konuşan bir tip oynuyorum. Oyun bitti. Kulise biri geldi. Merhaba Caner Bey, bir konuşabilir miyiz falan dedi. Konuşabiliriz. İzleyicilerden mi? İzleyicilerden. Çok beğendim oyunu. Elinize sağlık. Çok güzeldi falan dedi. Teşekkür ederim dedim. Benim oğlum da sizin gibi dedi. Yani oyuncu mu? Daha pozitif. Nasıl yani falan dedim. Yani bir zeka geriliği var dedi. Tamam dedim. Benim sizin gibi, gibiden... Nerede, hani neden benim gibi falan dedim. Yani siz de görüyorum dedi işte, hani böyle yürümeniz falan. Ama şu anda öyle değilim mesela. Yani sizin hareketlerinize çok benziyor oğlum yani hareketleri. Çok senin başına gelebilir. Var mı bir şey tavsiyeniz ya dedi. Yani bilmiyorum, hani zeka geriliği vardır bir belki ama hani ıspanak namık değilim yani ben. Bir de tavsiye falan alınacak insan olmazsın ya o zaman. Ya o ıspanak şöyle düşünüyor herhalde. Ispanak namığım ben. Hı hı. Ama orada çok parlayınca kendimi de geliştirip tiyatro da yapmaya başladım. Orada ismim farklı. Yani anlamadığım için. Ve bu kadın doktor bunu soran. Çok ya çok büyük taşak neresinden geçti. Neresinden tutsan elinde kalıyor ya. Büyük fotoğraf taşak geçtiğine inanmak istiyorum. Ben hiç anlayamadım. Sonra oğlunun çünkü fotoğrafı... Çünkü zeka gerilliği olduğunu düşünmüş ya sen de. Evet. Diyelim tırnak içinde böyleyse bu durum. Evet. Yani zeka gerilliği yaşayan bir insandan o anda gelip oğlu için tavsiye almaya çalışmak... Bir kere zaten bana bir garip geldi. Ben hiç anlamadım ya. Ne yapacağımı da çok şaşırdım. Hani... Neyse böyle şaka yapıyordur inşallah ya. Abi yok, çok uzun kaldı. Ne bileyim. Hangi hastanede çalıştığını söyledi. Benim gibilerle nasıl başa çıktıklarını. Enteresan yani. Çok acayip. Evet. Orası çok acayip bir dünya muhtemelen. Tıp dünyası. Yani daha akıl... Düşünsene abi olması bir çocuk... gereken içinde gibi sanki doğuyor, o sektörü. İlkokul, ortaokul muhtemelen bunlar birazcık da nerd tipler oluyor. Evet. Dolayısıyla hani sosyal hayata bayağı kapalılar. Lise artık oraya iyice yaklaştıkları bölüm nerdliğe. Evet. Sonra üniversite 6 sene ne? 6 sene başlangıç. Ondan sonra doktorası bilmem nesi şuyu buyu uzmanlığı ama falan. Ama kaç kişi falan doktor abi yani? 25 yaşlarında falan galiba. Yeniden doğmuş gibi, ilk defa doğmuş gibi bir dışarı çıkıyor halleri var birçoğunda. Hayat boyunca ders çalışıyorlar bir de. Evet abi. Çok ilginç, çok saygı duyuyorum. Var mı senin böyle hani oyuncu yönetmen olmasaydım şu olmak isterdim diye? Güzel. Yok. 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 Güzel soru ama yok. Okey, kapatalım. Yani ne, oyuncu yönetmen, yazar olmayı çok isterdim yani. Hmm. Sadece yazarlık yapıyor olmayı çok isterdim ama Türkiye'de herhalde yapılabilecek bir şey değil gibi. Yani çok zor. Ben ona sığındığını düşünüyorum. Çok zorlanan arkadaşlarım var. Yani. Ona sığınılabilir en fazla. Hakan Günday sadece yazar abi. Evet doğru. Yazabiliyorsan yazarsın yani. Yazamam ben demek ki. Çünkü yazmak başka hiçbir şey gerektirmiyor ya. Biraz yalnız şey kalıyorsun ama. Prodüksiyonel anlamda. Sanırım onu isterdim. Ya da böyle çok alakasız, biraz daha işin içine hareket olan. Mesela Aqua Park'ta falan çalışmak isteyebilirdim. Olmaz. Havuz şeyinle.
Su kaydıran. Ha, akvaryum park. Yani şuradan nasıl atlanır? Ya çekmiyoruz arkadaşlar. Kendi ısımızla falan. Öyle tipler var ya. Oğlum çekil oradan falan. Çekil oradan. Dur bakayım. Tamam şimdi siz atlayın falan. Sen o kadar aksiyon yani seven bir adam değilsin ya. Aa severim. Ha. Go kart. Ha. At yarışı. Böyle saçma aktivite çok severim. Oyun, sen ne? Sen oyun olabilen her şeyi seviyorsun mu acaba? Hareket seviyorum ben ya. Anladım. Ben psikolog olmak isterdim. Aa. Evet. Yani psikolojiyle uğraşmayı çok isterdim. Ondan sonra bir de pilot çocukluktan beri hayalim. Sen bir de askerlik lisesinde falan okumadın. Ne askeri lisede? Askeri lise değil de ondan sonraki meslek yüksekokulunda liseden sonra. Sonra vazgeçtin. Vazgeçtim. Yani vazgeçmek için bir şeye karar vermek lazım ya. Ama gitmedin mi? Gittim abi ama kendi kararım gibi değildi çok ya. 17 yaşın şeyiydi o. Çok erken. Hayalsizliğiydi. O yüzden de mesela önemsiyorum, onu da önemsiyorum. Hayalli olmayı. Hayalim benim her dakika değişiyor ya. Hani mesela başta çocukken çöpçü olmaktı hayalim. Onu hatırlıyorum. Çünkü çöp arabasına asılıp gidiyorlar ya, inanılmaz kıskanıyordum. Yani böyle bir hayat istiyordum. O geçti bir yerden sonra. Oyuncu istedim, oyuncu oldum. Onu bıraktım yönetmen falan. Şimdi mesela yeniden çok değiştiresim var. Hayali abi şöyle düşünüyorum ben. Hayali yani kahveci olmak değil. Kahve sattığında ne hissedeceğimi hayal edip aslında onu hayal etmek istiyorum. Bilmiyorum biraz karışık anlattım. Yok anlıyorum. Benim de hep söylediğim şey bu aslında. Evet. Hayatını nasıl yaşamak aynen istiyorsun? Birim bazında bir şey hayal edersen o umduğunu bulamayabilirsinini getiriyor bende. Yani birine çok sert davranmak istiyorum ben ve bu kural olsun kesinlikle istiyorum abi dersem asker seçim olmalıyım. Bence de öyle. Ama asker nasıl olmalıyım dersen... Erken mi kalkmak istiyorsun mesela? Her gün başka bir yerde mi olmak istiyorsun? Aynen. Ona göre bir meslek seçmen lazım. Aynen. Ben de öyle düşünüyorum. Ben mesela bir yerde durmak istemiyorum. Yani ben de. Ofiste olmak istemiyorum vesaire. Ondan sonra bir şey yaratmak, herhangi bir şey yaratmak ya da yaratımın bir parçası olmak çok istiyorum. Bunları koy cebe abi. Tamam. Ondan sonra o cepten mesela oyunculuk çıkıyor. İlgi görmek çok istiyor musun peki? İstiyorum tabii ki istiyorum. Çok net istiyorum yani. Herkes kadar istiyorum. Herkes istiyor bunu. Herkes değil. Oyuncularda bir tık daha fazla olması lazım. Yani bana bakın diyorsun. Mesleğim bu yani. Benim yaptığıma bakın daha başka bir şey. Onu da ikiye bölerek konuşmam evet, lazım. Bana bakınla. Ben bana bakını sevmiyorum mesela. Yani o biraz bende şey de yaratıyor hatta, anksiyete de yaratıyor. Ama bakıyorlar yani sonuçta. Bakıyorlar tabii ama bunu da şey de değil yani. Lanet olsun bana da bakıyorlar gibi yerinden değil. Abi, anladım, ayrımı anladım ya. Biraz biz böyle izleyip kapatalım istersen. Nasıl istersen? Nasıl bir beklentin var? Bir şey anlamda sormuyorum. Bu film sana ne katacağını düşünüyorsun ya da ne kattığını düşünüyorsun? Ya da ne götüreceğini düşünüyorsun? Ya da Caner Özgürt'le çalışmayacak mısın? Orayı kapattıktan sonra gireceğim. Tamam. Bu filmin bana şöyle bir şey katmasını istiyorum abi. Sinemayla ilgili çocuklarıma da izletebilmeliyim gibi bir tavrım vardı. Onu sana daha önce söylemiştim. Evet. Neden sinema yapmıyorum? Bu yüzden yapmıyorum. Bu filmi gösterebileceğime eminim her şeyden önce. Dolayısıyla artı bir katıyor. Tamam. Ondan sonra izledikten sonra karar vereceğim bir sürü şey var mı? Peki izleyip beğenmezsen bana söyleyecek misin? Yemin ederim söylerim. Söyle zaten. Yemin ederim söylerim. Çünkü ben bir yandan da bilmiyorum sen de böyle düşünüyor musun ama biz bir yola çıktık gibi de geliyor bana. Yani yeni filmi konuşmaya başladık vesaire bilmem ne. Buradan Kıvanç Tatlıtuğ seven atanamayan. Sokakta seni Kıvanç Tatlıtuğ zannediyorlar değil mi bazen? O söyledi yani öyle seslenen oluyor. Tamam hemen geri dönelim filme. Ya peki bu abi benim için bir problem değil vallahi değil. Tamam. Filmin bana getirisini izledikten sonra göreceğim aslında. Yani ben de çok merak mesela ediyorum. Bana ne getireceğini de çok merak ediyorum. Bize ne getireceğini de çok merak ediyorum. Tek taraflı tercih edilen bir oyunculuk kavramı var ya biraz önce konuştuk onu. Evet. Bu adam bunu oynar falan evet üzerinden. Bu filmde daha önce oynamadığım... Bu normalde gelmeyen bir roldü. Diyebilir miyiz? Tabii. Ve şöyle gelmeyen hatta. Benim bunu oynamayacağımı düşünerek. Ha öyle mi? Evet. Oynayamaz bir tavıra şey bir yerde kabulüm. Ha asıl bak girmek isterken ona giremedim. Senin tipine bakınca bu ön yargı işte. Yakışıklı biri görünce konservatuarlı değildir diyor insanlar. Mesela bende de aynı şey oldu. Böyle görse oha çok yakışıklı lan bu iyi oynuyor mu falan oldu. Bir sürü şeyini izledim sonra oturup. Daha önce oynadığın her şeyi. Hemen görüşmek istedik zaten ama böyle garip bir kendimde de kızdığım bir şey var. Herif
çok düzgünse kötü oynuyordur gibi bize yapıştırılmış bir şey var. Niye öyle? Çok düzgünlük de onu bilmiyorum. Onu hani estağfurullah bir yerden eli yüzü düzgün diyeyim ben ona kendim açımdan. Bayağı iyi yani. Ciddi zararlı biliyor musun? Şey zararı, şöyle zararı var. Yani kastın açıldığı yer o perdesi çok kısıtlanıyor. Evet hikayede. Çok. Hep düzgün adam oynuyorsun. Ama o da geçiyor abi. Yani hani çok yakışıklı dediğimiz adamlar da çok acayip şeyler oynamaya başladı. Yani hani işte biraz önce dedik Kıvanç çok acayip başka şeyler oynuyor falan filan. Evet. O nasıl bir anda bu kadar çok takdir edildi mesela? Vay Kıvanç filan. Çünkü... Konservatuarsız olduğu için mi? Oyuncu da değil. Mankenlik tam buraya falan. Öyle bir şey. Şöyle eğitildik çünkü galiba. Hani çok yakışıklı olanlar mankenlikten geldi ve o zaman mankenlik yetiyordu oyunculuk aranmıyordu. Evet. Manken eşittir kötü oyuncu. Hatta şey tartışmaları vardı ya mankenden oyuncu olur mu falan evet. diye. Çünkü ama bunun ateş olmayan yerden de duman çıkmaz hikayesi. Genelde çok kötüydü. Çünkü önemsenmiyordu muhtemelen. Güzel olsun yeter. Bir de dublajlı derdisi millet gerizekalı. Daha konuşmayan adamı bile seslendirip düzeltebiliyordu yani. Şimdi o biraz değişti bence. Doğru o da var. Çirkin diyelim güzelin tersine. Çirkin evet. adam da iyi oynamak zorundaydı. Çünkü orada tutunmak zorundaydı. Evet. Falan. Oradan gelen bir gelenek bence. Ben de o yüzden çirkin ama çok iyi gibi. Erken bir kendini övüş görüyorum orada. Çok iyiyim evet. O yüzden bıraktım. Zirvede bıraktım. Bu filmler gibiler gelirse ben ona asıl bana bir şey kattı diyeceğim. Evet. En büyük hayalim o. Bizim için de öyle. Daha İçinde önce yer de... almadığım, hani seve seve izlemeye gideceğim böyle filmler olsun. Ya çünkü başka şu bir kanıt değil. Ona biraz bozuluyorum. Mesela işte gördünüz mü Kelebekler gibi filmler de yapılabiliyor falan diyor. Evet yapılabiliyor ama bir daha yapılamayacak çünkü zarar etti. Çünkü zarar etti. Yani bu hani bir yapımcının ne kadar batacağını göze alması başka bir şey. Bunun sürdürülebilir ve yapılabilir olması başka bir şey. Bana diyorlar mesela gördün mü bak bilmem ne de Seray Yüce'de işte şey yapıyor. Rüzgar'da sanılan bir var. Demek ki yapabilir. Hayır yapılamıyor abi işte. Şu anda hala herif yeni filmde para arıyor. Kimseden bulamıyor. Bir de diyelim ki yani, para buldun ve çektin. Hangi salonda göreceksin abi? Hiçbir yerde tabii ki. Yani muhtemelen izleyenin doğal olarak bunun altını çizerek söylüyorum. O yüzden ana akımı biraz şey yapmamız, eğip bükmemiz gerekiyor evet, artık. Doğal olarak izleyenin bundan haberi yok. Sen bir filmi çekiyorsun ve istediğin kadar salonda giriyorsun zannediyor olabilir. Evet. Yok öyle bir şey. Sen bir film çekiyorsun, bir tane kopya var elinde. Diyorsun ki abi bende bu var. Onu tek tek salon müdürlerine izletiyorsun. Bunu oynatır mısın abi? O da diyor ki ben bir önce şeyi izlemiştim. Bilmem ne'nin bilmem ne filmi. Ondan sonra 5 milyon izlendi. Bu ona benzemiyor. Demek ki bu kötü. Evet. Diye o kutucuklara koyuyor tekrar onu. Evet. 3 salonda girdin. Full çaksan ne olur? Full çaksan daha başka salonlar alırsın. Bence Art House Sinema ile ilgili ben zaten. Ben bu filmden bekliyorum. Ne bekliyorsun? İzlenmeyi. Bekliyor musun? Büyük bekliyorum. Vallahi mi? Evet şaşırtacağını falan düşünüyorum. Tam çok gerginim. Şöyle şaşırtacağını düşünüyorum. Çok aslında açık. Hepimizin ağzında şu var. Yani etrafımızda gördüğümüz. Ay bu ne biçim film? Evet. 5, 10, 20 milyon izlenenler falan neyse abartıyorum. Evet. Bu ne biçim filmse bir şey düşünüyorsun demektir. Bunun ne biçim film olduğunu yani bunu bir kötülüyorsun aslında. Ama ağzında. Gidiyordu abi kötülüyor. Ama gidiyorsun. İşte onu şimdi herkes bir şekilde övüyor bizim paketi fragmanı falan. Bakalım gitme kısmı ne olacak. Göreceğiz gömüp abi. Gitme var. Göreceğiz. Bir de övüp gitmeme de olabilir. Göreceğiz. Yani biz ne kadar PR yaparsak yapalım, reklam yapalım. Biz reklam yaptığımız için merak edip gidenler sağ olsunlar. Ama şeyi daha fazla önemsiyorum. Ben izledim. Abi çok güzel bir film ya. Evet. Vallahi gidin 2 saat böyle bir haftanın yorgunluğunu atın. Of diyeyim. Sıfırlanın, bir böyle bir temizlenin deyip de diğerine o gittiği zaman onu çok daha fazla önemsiyorum. Evet sadece bazen artık o kadar vaktin olmuyor yani sen ilk hafta sonu iyi bir açılış yapmazsan salonlar direkt siktir ediyor seni. Dolayısıyla o reklamın zaten amacı o ilk hafta sonunu insan çağırmak yani. Hmm. Benim için de bu arada büyük büyük de konuşmayayım şey çok yeni bir tecrübe. Sinemanın tecrübesi. Bir dizinin ilk bölümünü izlesem şey derim. Yani bu tutar tutmaz. Tutar tutmaz. Da değil ama yani hani bunun bir yeri var televizyonda falan diyecek tecrübeye sahibim ama sinemada hiç değilim. Ben de sinemada biraz sahibim ama kendi filmim olduğu için ve gerçekten sevdiğim bir film olduğu için bu sefer kafam karıştı. Yani bazı tahminlerim var. Sen yazacağım onları kafada bir şekilde. İzlediğini çok sevdiğin için de kafan karışıyor bence. Evet çünkü yani filmlerimi normalde bu kadar bayılmıyorum yani. Bu sefer hakikaten duygusal da bir şey oldu. Hani ben yazdım hikaye
berraklarına olmasına rağmen senaryoyu yazdım, sonra üstüne yapım, üstüne yani ve içinde hani bu kasta çalışmak falan çok acayip bir duygusal bir yerdeyim. O yüzden hani film iş yapacak da gibi hissediyorum ama göreceğiz yani. Neyse. Ya sen yazmışsın noktasında da bir şey söylemek istiyorum bu arada. Onu hep sana söylemek istemiştim. Buraya denk geldi gerçekten. Buraya saklamadım yani. Korkmadım ya. Yo, senaryo yazarken ki şeyin yani her karakteri ayrı bir karakter gibi gerçekten yazabilmiş olman. Bu oyunculuğun etkisi mi bilmiyorum. Anladım ne söylediğini. Çok uğraştım onunla. Efsun gibi konuşuyordu. Gökçe gibi konuşuyordu. Emre gerçekten Emre gibi konuşuyordu. Biz herhangi bir işe girsek bu Nuri Bilge Ceylan filmi değilse hani onun şeytanlığından dolayı. Sen değiştirirsin. Evet hani onun değiştiremezsin evet. Benim yazdığım sözleri gibi bir tavrı yoksa 10 kelimeden bir 6'sını falan en azından değiştirirsin. Kendi ağzına oturur evet. Gibi ye getirirsin. Ben hiçbir şey, hiç böyle bir şey yaşamadım. Yaşayan da görmedim. Her şey senaryodaki gibiydi. Vay. Çünkü gerçek gibi yazmışsın yani onu. Teşekkür ederim. Vallahi çok emek verdim diyebilirim. Evet. Biz de çok emek verdik. Evet hepimiz ya. Gerçekten duygusal bir yerdeyim artık. Bir daha olsa bir daha veririm. Vallahi keşke tekrar tekrar versek. O zaman? O zaman çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Var mı son olarak söylemek istediğim bir şey? Mesela abone olun kanala falan gibi. Basit. Arkadaşlar. O tavrı da seviyorum bak şeyden. Ben de seviyorum ha. Ben şeyi seviyorum. Ama yani. O enerjilerini falan çok seviyorum ya. O çocuklar diyeceğim ama yanlış anlamasınlar. İzleyen YouTuber varsa ben burada. Ben genç övmekten artık zaten. Hani geçen çıkacak. En son konuğun ismi neydi? Berkcan. Berkcan. O enerjisi falan filan. Hayvan gibi abi enerjisi. O hani yolda görsen bana şuradan iki bira kap tavrından geldik ya biz aslında yaş evet. İtibariyle. Oturup izlerim ben o çocuğu böyle hani ne düşünüyorlar. Yakalamaya çalışıyorum ve güzel bir yerdeler ya onlar. Bence mükemmel ya. Ve onların geliyor oluşundan da çok mutluyum. Ben de genç aşağılayanlar. Onlar mesela şey olacaklar yani yarın öbür gün onlar senarist olacaklar. Yarın öbür gün onlar yönetmen olacaklar ve iyi ki öyleler. Ve bizi sallamayacaklar. Dünyayı bizden daha fazla yakalıyorlar. Abi Türkçe öyle. Biz de babalarımızdan, annelerimizden daha fazla yakaladık ya bu dünyayı. Evet öyle olması gerekiyor zaten. Öyle olması gerekiyordu. Güzeller yani. O yüzden. O yüzden arkadaşlar görüşürüz. artık biz böyleyiz. 10 Ocak'ta sinemalarda. Artık burası da benim kanalım yani. Reklam tabii ki yapacağım. Acun kendi filmlerini tanıtmıyor mu? Kendi filmlerini. Acun'a yürüyor orada. Acun'a yürüyor. Hayır böyle rahatsız olursanız ya. Arkaya da şeyi koymuşsun falan deyip bitirelim. Allah dur. Bitti mi? Şunu bir göstereyim tekrar. Böyle bitirelim. Şeyin sözünü verebilecekmişim gibi geliyor. O çok ilginç. Ha? Şeyin sözünü verebilecekmişim gibi geliyor. Abi git işte ne kadar çıktı bizim film? 1.24, 1.40. Ne bu? Süre mi? Süre. 117 dakika. 117 dakikanı boşa harcamayacağına söz verebilirmişim gibi geliyor biliyor musun? Bu kadar büyük konuşmak ben hiç yani şeyim küfür gibi. Etmezsiniz en azından gibi geliyor. Hiç. Ben boşuna 117 dakikamı harcadım demem herhalde. Siz de demeyin. Siz de.